İyi sabahlar, Hasan Kurtulmuş yanımızda. Teknik açıdan piyasalara bir gözlemleyeceğiz bu sabah. Dün piyasalar kapanırken çok aslında iç açıcı değildi. 90 binin altında kapanış yaptı. Gerçi Hasan Kurtulmuş teknik olarak bunları aktarmıştı. Bugüne döndüğümüzde çok önemli bir veri trafiği yok ama dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler oldukça olumlu. Son 5 ila 7 yılın en iyi rakamları geldi konut piyasasında diyebiliriz. Piyasalar bunu aslında negatif algılasa da her ne kadar Moody's'in Amerika'da Birleşik Devletleri bankalarının görünümünü değiştirmesiyle birlikte hareketler %1,5 artıya kadar yükselmişti. Hemen Hasan Kurtulmuş'a dönelim. Günaydın. Günaydın. İyi günler Zeliha Hanım. İyi günler. Evet, şimdi burada dün göze çarpan iki hareket var. Bir doların hareketi var tabii. Evet. Ve endeksin hareketi var. VOP'tan başlayalım isterseniz. VOP'ta 3 tane eksimiz vardı dün. Daha doğrusu bir hafta boyunca 3 siyah kutucuğumuz vardı. Belki bir alış gelir dedik. Evet. VOP'ta durum ne? Oldu, fiyat sabah. Boşluğu desteği vardı 110.950, oradan beklenen tepki gelmedi, altında 110.550 seviyesinden kapattık. Bugün açılışa bakarız tekrar, 111.250 kritik seviye var. Bugün o geçilmedikçe aşağı hareket devam edecektir. Yani bu aşağı hareketin kesilmesi için en azından 111.250 üzerinde bir günlük kapanış olması lazım ki dursun. Aksi takdirde normalde gideceği yer 109.500 destek. Çünkü görüyorsunuz burada hareketin başladığı yer, son çıkışın. 109.500 desteğinden beklenen tepki gelmediği takdirde 108.000 hedefi var. Bu gerilemenin en son çıkış hareketinin 38.2 düzeltme desteği dediğimiz bir Fibonacci düzeltme desteği, 108.000 gerilemenin hedefi olacaktır. Şimdi orada bir en başta sola doğru. Evet. Bir büyük beyazımız var. Ayın ilk günü işte. Mayıs ayının ilk günü. Beyazımız var. Evet. Acaba oranın o iki tane tepe var. Onun üstüne çok o tepelere kadar. 105.500 gibi. Yani olasılık, hani olasılık derken 106.000. Aşağıda 109-108'leri tutmaz ise 106.000'li seviyeler de çok önemli bir destek diyebiliyor muyuz VOP'ta? Şimdi bu normalde bir önceki zirveler hizası var. 108.500, o 108.000 de düzeltme desteği olduğu için 108.500-108.000 aralığına bir gerilemesi beklenir. Normalde 38.2 düzeltme olur. Aksi takdirde yani buradan normalde tepki beklememiz lazım düzeltme desteği olduğu için. Ama yukarıdaki en son çıkıştan yani 117.000, aşağıda da 110.000 dersek 7.000'lik farkı 110.000'den çıkarsak, o zaman sizin söylediğiniz o gördüğünüz yer 105.000'ler hedef haline gelir. Evet. 105.000'ler yani 105.000 106.000 aralığı, yani 108.000'den beklenen tepki gelmediği takdirde oraya kadar düzeltiriz. O da zaten normal, buradan hani ölçüp bakarsak